Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Bugün çok ciddi haber akışları var. İlerleyen günlerde çok ciddi haber akışları var. Ve Bitcoin gün içerisinde 22.400 dolarlara kadar yükseldi. Fakat hemen gaza gelmemek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bugün ve önümüzdeki günlerde piyasanın gidişatını belirleyecek önemli haber akışları mevcut. Birazdan sizlere bunları detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. En sonki videoyu hatırlarsanız burada RSI 30 bin noktasının destek olarak çalışmasını bekliyorduk. Ve Bitcoin bu geri çekilme de RSI 30 bin noktasını destek yaparak gün içerisinde 22.300 dolarlara kadar yükseldi. Ve şu anda bu civarlarda bir miktar takıldığını görüyoruz. Takıldığı nokta aslında burada bir ikili dip olduğunu varsayarsak tam olarak boyun noktasında takıldı diyebiliriz. Eğer ki ilerleyen günlerde videonun başında bahsettiğim veriler de olumlu gelirse arkadaşlar ikinci denemesinde bu noktayı rahat geçip derinliğiyle yukarı doğru fiyatlayarak 24.000 dolarlara kadar gitmesini bekleyebiliriz. Şimdi bu verilerden ilki bugün gelecek arkadaşlar. Bugün saat 3.30'da Amerika tarafından tarım dışı istihdam verileri gelecek. Eğer ki bu veriler olumlu gelirse biz buradan tekrardan yukarı yönlü hareketler görürüz. Ama istenilen şekilde gelmezse şu anda zaten bir direnç noktasındayız. Burada bir iki tane kırmızı mum kapatıp sonrasında ikinci denemesini yapabilir Bitcoin. O yüzden arkadaşlar muhtemelen bugün saat 3.30'a kadar piyasada çok ciddi bir hareket olmayacaktır. Fakat 3.30 civarlarında piyasanın tekrardan hareketlendiğini göreceğiz. Lütfen siz de bu veriyi yakından takip edin. Takip etmemiz gereken ikinci veri de şu: ayın 13'ünde gene Amerika tarafından enflasyon verisi açıklanacak. Şu anda piyasanın beklentisi 8.7 civarlarında. Eğer ki bu veri beklentinin üstünde gelirse piyasa bunu bir sonraki Fed toplantısında Fed'in beklenenin üstünde bir faiz artışı yapacağı şeklinde yorumluyor ve bu da bizi oldukça kötü etkiliyor. Ama eğer ki beklenti gelirse, yani 8.7 civarlarında veya beklentisinin altında bir enflasyon verisi gelirse işte o zaman mutlaka piyasa bunu olumlu yorumlayacaktır diye düşünüyorum. Zira son zamanlarda petrolün varil fiyatında falan da ciddi düşüşler yaşandı. Belki bu durum en azından gelecek olan bu verinin beklenti civarlarında gelme ihtimalini arttırıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu iki veri bizim için oldukça önemli. Zira önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda bir nevi gidişatımızı belirleyecek diyebiliriz. O yüzden lütfen sizler de anlattığım bu iki veriyi yakından takip edin arkadaşlar. Bitcoin şu anda günlükte bir direnç noktasında. Bu direnç noktası buradaki ikili dibin boyun noktası diyebiliriz. Artık bugün saat 3.30'da gelecek olan haberlere odaklanmamız gerekiyor. Zira dolar endeksine baktığımız zaman yukarı yönlü tırmanış devam ediyor arkadaşlar. Özellikle 4 saatlik de bakın burada RSI 70 bin noktasını destek yaparak tırmanışını sürdürüyor. Burada RSI 70 bin noktasını destek yaptığı sürece gelecek olan her harekette yeni bir tepe yapma potansiyeli mevcut. Zaten Euro dolar paritesine baktığımız zaman da neredeyse denkleşti diyebiliriz. Bu durum en son ne zaman görülmüştür bilemiyorum. Belki 20-30 yıl önce görülmüştür arkadaşlar. Şu anda neredeyse Euro ile dolar birbirine denkleşti diyebiliriz. Genel olarak dünyada bir dolara kaçış var diyebiliriz arkadaşlar. Burada da RSI 70 bin noktası destek olduğu sürece her zaman dediğim gibi yeni bir zirve yapma potansiyeli mevcut. Muhtemelen saat 3.30 civarlarında gelecek olan veriyle birlikte dolar endeksinde de hareketli saatler yaşanacaktır diye düşünmekteyim. Şimdi arkadaşlar, dolar endeksinde böyle artış olmasına rağmen biz son 2 gündür genel olarak diğer piyasalardan bir miktar da olsa pozitif olarak ayrıştığımızı söyleyebiliriz. Bunun sebebi JP Morgan tarafından bir açıklama geldi. Bilmiyorum takip edenleriniz var mı? Bitcoin'de ayı piyasasının bittiğine dair bir açıklama yaptılar arkadaşlar. Bu belki bizi diğer piyasalardan pozitif olarak ayrıştırmış olabilir. Ama şu anda endeksin böyle agresif bir şekilde tırmanmaya devam etmesi ne yazık ki Bitcoin'in hızını kesiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bugün ve ayın 13'ünde gelecek olan veri aslında genel olarak piyasaların gidişatını belirleyen veri olacak arkadaşlar. Şimdi buradan tekrardan Bitcoin'e geçiyorum. Bitcoin ile alakalı zaten takip ettiğimiz destek noktası RSI 30 bin noktasıydı. Buradan gelmiş olan hareketle birlikte şu anda bir direnç noktasına oturduğumuzu söyleyebiliriz.
Buradaki boyun noktası arkadaşlar bizim için bir direnç noktasıdır. Eğer ki bugün gelecek olan veri beklenenin istendiği gibi gelmezse diyeyim, İlerleyen günlerde ve bugün burada birkaç tane kırmızı mum kapatıp ikinci denemesinde bu noktayı kırarak bu nokta kırıldığı zaman da arkadaşlar derinliğin yukarı doğru fiyatlanması beklenmeli. Derinliği de alıp yukarıya koyduğumuz zaman bizi yaklaşık olarak 24 bin dolarlar civarına taşıyor. Buradan bir de altcoin'lere bakalım. Altcoin'ler için en güzel göstergelerden birisi bildiğiniz gibi dominans verisi. Dominansı da arkadaşlar 43 noktası destek olarak çalıştı diyebiliriz burada. En son bakın buradan gelen yukarı yönlü harekette bulta değdiğimiz yerlerde bir miktar satış yemiştik. Fakat burası destek olarak çalışınca arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü hareketler geldi. Tabi burada bultun alt noktasında kalması, bakın satış yediği noktaya baktığımız zaman gene bultun altına değdiği yerler diyebiliriz. Günlükte kapanış olarak bu seviyenin altında kalması arkadaşlar gene bu noktanın yani 43 noktalarının ilerleyen günlerde zorlanabileceğini bizlere söylüyor. O yüzden bu seviye takip edilebilir. Onun dışında saatliklerine baktığımız zaman da şu anda 4 saatlikte bir kırılım geldiğini söyleyebiliriz. Bakın burada bulut seviyesini, buradaki bulut seviyesi aynı zamanda bizim için aslında bir düşen trendi temsil ediyor. Düşen trendi dominans verisi şu anda hacimli bir mumla kırmış gözüküyor arkadaşlar. Hem 4 saatlikteki bu durumu hem de günlükteki bulut seviyesini takip edebilirsiniz dominans adına. Zira dominans verisini de biz şu şekilde kullanıyoruz. Eğer ki dominansta yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorsak altcoin'lerden bitcoin'e geçmek. Eğer ki dominansta aşağı yönlü hareketlerin geleceğini düşünüyorsak da Bitcoin'den altcoin'lere geçmek mantıklı. Ben şahsen olaya böyle bakıyorum. Şimdi buradan bir de Tether'in dominansına bakıp videoyu bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdi Tether'in dominansına baktığımız zaman şu anda günlükte arkadaşlar ilk olarak benim gözüme çarpan şahsen bir daralıma gitme ihtimali. Çünkü en son gelen harekete baktığımız zaman bir alçalan tepe geldi. Sonrasında gelen geri çekilmeye baktığımız zaman da bir yükselen dip yaptı. O yüzden arkadaşlar burada bir üçgen içerisinde bir daralım görebiliriz. Bu daralım da muhtemelen buluta değdiği yerlerde son bulacaktır. Ve bu buluta değdiği yerlerde yukarı ya da aşağı yönlü bir hareket gelecektir arkadaşlar. Şimdi buluta değeceği zamanlara baktığımız zaman da bakın burada 13-14 Temmuz civarlarını gösteriyor. Şurada aşağıdaki tarihe baktığımız zaman. Ve bizim de 13 Temmuz'da zaten beklediğimiz çok önemli bir veri mevcut. Bundan dolayı da bugün saat 3.30'da piyasanın tekrardan hareketlendiğini görebiliriz. Fakat asıl hareketlenme ayın 13'ünde gelebilir arkadaşlar. O yüzden bu durumda yakından takip edilebilir diye düşünüyorum. Şimdilik benim genel olarak piyasa adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Bugün saat 3.30'da gelecek olan veri muhtemelen piyasaları tekrardan hareketlendirecektir. Onun dışında bir de Bitcoin'in 4 saatliğine baktığımız zaman bakın en son gelen harekette biz aslında burada güzel bir şekilde RSI'de 70 bin noktasını destek yapıp tekrardan yeni bir zirve yapmıştık. Fakat şu anda en son gelen hareketle birlikte kendimizi RSI 70 bin noktasının altına attık. Eğer ki burada kırmızı noktadan destek alırsak bu saat 3.30'da gelecek olan veriden önce yukarı yönlü bir hareket gelirse ve bu hareketle arkadaşlar RSI 70 bin noktasına takılırsa bilin ki bu hareket fake bir hareket olabilir. O yüzden lütfen bunları da yakından izleyelim. Şimdilik piyasa adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.